yeni yol haritasını HDP Van Milletvekili Tayyip Temel değerlendirecek Skype konuğumuz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesinin denk düştüğü dönem biraz ilginç bir dönem gibi görünüyor. Özellikle HDP'nin yeni yol haritasının üzerinde çalışıldığı ve açıklandığı dönemde böyle bir şeyin gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu baskılar bir şekilde sistematik bir hal aldı. 4-5 yıldır süren HDP'yi bir şekliyle etkisiz kılma, tasfiye etme, demokratik siyaset alanı dışına atma planları sistematik olarak yer yer yoğunlaşsa da aslında bir bütün olarak güncel, sürekli devrede. Yüzlerce üyemiz, yüzlerce yöneticimiz, işte onlarca milletvekilimiz ve eş başkanlarımız, bir dönemin en önemli aktörleri olan Selahattin Demirtaş ve Fiken Yüksekdağ zaten cezaevinde tutuklu, ya biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bu vekil, iki arkadaşımız ve CHP vekilinin vekilliklerinin düşürülmesi zamanlama açısından aslında tam da hükümetin bir plan, bir yol haritası çerçevesinde muhalefetin tüm güçlerini hedef aldığını gösteriyor. Önce Devlet Bahçeli seçim yasalarıyla oynayacaklarını, seçim yasalarını değiştirip bir şekilde muhalefetin önünü almaya çalışacaklarını belirtmişti. Aslında o bir çok tehlikeli, muhalefeti hedef alan bir açıklamaydı. Belki çok gündem olmadı ama zayıf bir iktidar, bir şekilde toplumsal zemini kaybeden bir iktidar ancak seçim yasalarıyla da oynayabilir. Bahçeli'nin açıklaması, biliyorsunuz Bahçeli aslında bir şekilde AKP hükümetinin uzun süredir sözcülüğünü yapan bir siyasi aktör. Daha sonra biliyorsunuz işte bu bekletilen, aslında normalde dönem sonuna bırakılması gereken fezlekeler okunarak vekillikleri düşürüldü Leyla Güven ve Mustafa Farisoğlu arkadaşımızın. Ona bir de Enis Berberoğlu'nu da eklediler. Yani şudur aslında, bu siyasi darbe olarak tanımlıyoruz. Siyasi darbenin amacı bir şekilde muhalefete gözdağı vermek, muhalefetle yargıyı kullanarak muhalefete karşı aslında bir mücadele biçimi. Yani sandıkta, alanda, meydanda mücadele yerine aslında yasaları, kolluk güçlerini, işte devletin zor aygıtlarını, hatta yargı dahil buna kullanarak muhalefeti bir şekilde sindirme, etkisiz kılma ve kriminalize etme. Şimdi bunun şüphesiz bizim tutumumuzla da, bizim karşı duruşumuz, bizim siyasi hattımızla da ilgisi var. Boyun eğmeyen, direngen bir parti gerçeğinden söz ediyoruz. Bu uygulamaların %1'ini eğer dünyanın en büyük partisine yapın, dünyanın neresinde olursa olsun o parti felç olur. Eş başkanlarını tutuklayın, vekillerini işte cezaevine atın, üyelerinin binlercesini içeri atın. Şimdi parti diye bir şey kalmamalı normalde. AKP hükümetinin anlamadığı ya da iktidarın anlamadığı şey bu. HDP sürekli kendisini aslında her koşulda ayakta tutan, büyüterek ve Türkiye'deki siyasetteki etkisini artırarak koruyor, geliştiriyor, büyütüyor. Buna yönelik böylesi aslında ipe sapa gelmez hamlelerle bir şekilde bu siyasetin devamı yürütülüyor. Evet, peki sürecin nasıl gelişmesini bekliyorsunuz önümüzdeki zamanlarda? Şimdi peşine söylemekte fayda var. Bizim yani bu saldırılar, bu haksızlıklar, bu hukuksuzlukların bizim cephemizden sürpriz olmadığını söylemek istiyoruz. Bunlar sürpriz değil. Yani AKP'nin işte neredeyse 31 Mart'ta Türkiye'nin yarısından fazlasında iktidarını kaybedecek, yerel yönetimlerde iktidar olmayı bırakacak etkide ve nitelikte siyaset yapan bir partinin bu biçimiyle, yani antidemokratik uygulamalarla hedef olması şüphesiz bu iktidarın karakteri itibariyle beklediğimiz bir şeydi.
Bundan sonraki gelişmeler şudur. HDP zaten 1 Haziran'da aslında yeni bir süreç başlattı. HDP bu boğma siyaseti, nefessiz bırakma siyaseti, toplumu nefessiz bırakma siyasetinin karşısında duracağını, buna boyun eğmeyeceğini, bunu halkıyla, işte muhalif olan herkesle bir araya gelerek, aslında bu iktidarın dışında kalan, AKP, MHP dışında kalan herkese düşmanlık eden bu iktidarla herkesi bir araya getiren o yalnızlık zeminini bitirip kolektif bir birlikteliği, bir muhalefeti örme tavrı göstermiştir. 1 Haziran'daki tutum belgesinin özeti ve esas anlamı budur. Yani Türkiye'de herkes muhalefetin içinde olan herkes aslında bu iktidarla karşı karşıya geliyor. Bu iktidarın hedefi, bu iktidarın bir şekilde düşmanlaştırdığı bir pozisyonda, ama herkes çok yalnız. Herkes çok kendi başına. Dolayısıyla HDP'nin öncülük ettiği zihni bir perspektif, o da şudur. Birlikte direnirsek, birlikte karşı koyarsak, birlikte muhalefet edersek kazanırız perspektifiydi. Tutum belgemiz bunun ilanıydı. Daha sonra şimdi provoke ediyorlar. İşte bilmem bazı söylemlerle işte güya halkı sokağa döküyor, bilmem işte gerginliğe sebep oluyor HDP diye bangır bangır işte hükümet yetkilileri, MHP milletvekilleri provokasyon çağrıları yapıyorlar. Şimdi açık söyleyeyim buradan. HDP'nin Edirne'den Hakkari'ye kadar geliştirdiği demokratik mücadele programı bir gerginlik, bir provokasyon, bir kışkırtma çalışması değil. Tam tersi, toplumun bu ayrıştıran, bölen, kışkırtan, provoke eden iktidarın zihniyetine karşı toplumun bütün renklerini bir araya gelerek tavrını, tutumunu demokratik olgunlukta ortaya koyması programıdır. Öyle klasik anlamda bir yürüyüşte değildir. Semboliktir Edirne ve Hakkari'nin tercih edilmesi. Hakkari, Leyla Güven'in seçildiği yerdir. Edirne, Selahattin Demirtaş'ın zindanda tutulduğu kenttir. Dolayısıyla iktidardır, MHP'dir, MHP vekilleridir. Kışkırtıcılık yapan, provokatörlük yapan, provokasyon çağrıları yapan. Bunu net buradan bir daha tekrar ediyoruz. Bizim derdimiz demokratik siyaset alanında, meşru alanda hiçbir provokasyona, hiçbir gerginliğe yer vermeden tavrımızı, tutumumuzu olgunlukla ortaya koymaktır. Ancak hükümet yetkililerinin, AKP ve MHP milletvekillerinin açıklamaları provokatörcedir, tahrik içeriklidir ve oluşabilecek herhangi bir gerginliğin sebebi de bu açıklamalardır. Evet, HDP Van Milletvekili Tayyip Temel, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar.